Google, stop. Kerem bazen ayarları benim için müzikle kuruyor. Bu videoyu okuldan önce izliyorsanız, gerçi pazar günü paylaşacağım ama eğer bu videoyu pazartesi izliyorsanız ya da salı ya da okulunuzun olduğu herhangi bir gün, sizi şu an o kadar iyi anlıyorum ki. Hılak, hılak. Bugün sizlerle okulda bir gün geçireceğiz. Bugün salı olduğu için bu arada normalde bu videoyu bugün çekmeyecektim. Çünkü normalde sadece bir dersim oluyor salı günleri. O uzun olan ders. Hem dersten sonra Koç markasından bir konuşmacı gelecek ve konuşma yapacak. Hem de ondan sonra telafi dersim var. Yani şöyle iptal olan dersimin yerine olacak olan bir ders. Yani tüm günümü aslında okulda geçireceğim bugün. Onun için dedim ki güzel, güzel bir fırsat bu videoyu çekmek için. Bayağıdır istiyordum çünkü. Ben bu dönem derslerimi pazartesi, salı, çarşambaya koydum ki perşembe, cuma boş kalsın ve kendi işlerimle ilgilenebileyim. Bence hala bu arada kulağa çok mantıklı geliyor. Yine olsa yine öyle yapardım. Ama pazartesiye 3 ders koydum ve 3'ü de 3'er saatlik dersler. Sabah 9'da giriyorum derse, 12'de çıkıyorum. 2'ye kadar bir boşluğum var. Orada işte yemek yiyorum vesaire. 2'de giriyorum, 5'te çıkıyorum. Sonra 6'da giriyorum, 9'da çıkıyorum. Ve yani minik çaplı bir işkence gibi geçiyor. Çünkü 3'ü de ara vermeyen dersler. Yok, bir veriyor muydu? Evet, fark etmez. 3'ü de uzun dersler. Ben bu arada lafa daldım ama normalde erken kalkmamın, yani normalden erken kalkmamın en büyük sebebi de Türkiye'li saat farkımızın olması. 7 saat farkımız olduğu için sabah erken kalkıyorum ki işleri konuşabilirim ve orada henüz iş günü bitmemiş olsun. Onun için şu an işlere bakacağım. Sonra da artık beraber hazırlanacağız ve derse gideceğiz. Ne mutlu, ne güzel. Çok iyi. Çok 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 güzel. Değil mi? Değil mi? Bence de çok iyi. Gerçekten. Ben dişimi fırçalarken biraz da siz nasıl olduğunuzu anlatın. 1,5 saat kala uyanıp nasıl şu an 10 dakika kalmış olabilir hiçbir fikrim yok. Çıkmama yaklaşık 1,5 saat kala uyandım ve şu an acaba geç kalır mıyım diye korkuyorum çünkü 10 dakika sonra çıkmış olmam gerekiyor. Elimdeki Foreo zaten bunu bence biliyorsunuzdur. Yıllardır kullanıyorum. Yüzümü temizliyorum çıkmadan önce. Çünkü her ne kadar akşam makyajımı silmiş olsam da hiç temizlemişim gibi hissetmiyorum. Yani az makyaj yaptığınızda bile onun kalıntıları ciltte kalıyor. Onun için böyle daha derinlemesine bir temizlik güzel oluyor ve hissiyatını aşırı seviyorum. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Belki çok hafif bir şeyler yüzüme sürüp artık çıkmalıyım. Yoksa bu video üniversitede bir günümden evde bir günüme dönmek üzere. Biraz geç kaldım. Çok az.
Okay. And you are Paul Mina. That's it. İyiyim böyle, bilmiyorum beni görüyor musunuz? Son 15-20 dakikamı falan boş bir yer aramakla geçirdim okulun her yerini dolaşarak. Aslında dışarıda oturup konuşmayı çok istemiştim ama bugün hava çok güzel ve her yer tıklım tıklım. Şu an çok doğru bir şey mi yapıyorum bilmiyorum. Alakam olmayan bir sınıfta yemek yiyorum ama yani çok da yanlış değildir herhalde. Sabahki dersinden bahsetmek istiyorum. Tekstil dersim. Daha önce bahsetmiştim şu 4 saatlik dersim. Doğrusu çok ilgi alanım olacak bir şey değil ve yönermek istediğim bir şey de değil ama zorunlu derslerimden bir tanesi. En sıkıcı derslerimden biri olabilir bence çünkü dediğim gibi çok ilgi alanım değil. Yaklaşık 2-3 derstir dokuma tekniklerini falan öğreniyoruz. Bugün de laboratuvara inerek bayağı inceledik, isteyenler denedi falan. Ben marketing derslerini daha çok seviyorum. Mesela yarınki dersi bayağı heyecanla bekliyorum. Ama daha böyle teknik dersler ve hani çok da ilgi alakam olmayan dersler. Çok sıcak bugün. Bu videoyu mukbang'e çevirmek gibi bir planım yok ama iki işi bir arada yapmak zorundayım şu an. Okulla alakalı şöyle çok hoşuma giden bir şey var. New York'ta olmasından da tabii ki de kaynaklı olarak burada birçok markanın işte genel ofisi, merkez ofisi vesaire olduğu için burada birçok markanın merkez ofisi olduğu için her hafta yani genellikle salı günleri, bazen salı ve perşembe farklı farklı markalardan işte orada çalışan insanlar konuşmaya geliyor. İşte alım satımdan, marketing ekibinden, görsel iletişim ekibinden vesaire yani birçok farklı alandan insanlar gelip burada konuşmalar yapıyor. Biz onlara istediğimiz soruları sorabiliyoruz. Her ne kadar bu arada fashion okulu olsak da, moda okulu olsak da sadece moda alanından gelmiyor konuşmacılar. Bazen işte tabii ki de başta moda olmak üzere makyaj sektörüyle alakalı, pazarlama şirketleri, yeni girişimlerde bulunan yani daha dijital içeriği olan şirketlerden geliniyor vesaire. Bugün mesela Coach markasından kim yazmıyordu bu arada hangi ekipten? Ama Koç markasından bir konuşmacı geliyor. Genellikle işte hangi okulu bitirdiğini, hangi stajları yaptığını, nereye başvurduğunu, nasıl başvurduğunu vesaire bunları anlatıyorlar. Sonunda da konferansın sonunda da biz onlara istediğimiz soruları sorabiliyoruz. Ya bence mükemmel bir şey, gerçekten mükemmel bir şey. Okul bulunduğu şehrin avantajlarını kullanıyor. Çünkü ya bunu herkes yapmıyor. Bunu bütün okullar yapmıyor. Doğrusu bu. Dün şöyle bir şey oldu. Akşamki dersi ilk defa böyle bir şey oluyor bu arada. Profesör karıştırdı ve gelmedi derse. Ve biz derse geldiğimizde sınıf boştu. Sonra bekledik gittik. Şu an mail, daha doğrusu dün mail attı. İşte programım karıştı vesaire diye. Bugün onun telafi dersi var. O ders de bu arada ben yabancı uyruklu olduğum için burada English as a second language dersim. Yani hem tekrar gramer hem essay yazımları vesaire onlar üstünde çok çalıştığımız derslerden biri. Çünkü dersiniz ne olursa olsun işte sürekli bir essay yazıyorsunuz. Projede çok fazla yazım var vesaire. Onları çalıştığımız bir ders. Kamerayı kapatıp şunu bitireyim ve artık konuşmaya gideyim. Correct, or if I think something can be updated, I voice my opinion and sometimes it's actually taken, which is amazing. And I think my favorite part is definitely like seeing it come to life in marketing and seeing it come to life in the stores. Bu arada genellikle işte böyle ders aralarında, konferans sonrasında vesaire şu an mesela bir sonraki dersimden önce böyle hafiften göçebe bir hayat yaşayıp bir yerlere kurulup çoğunlukla çalışıyorum aslında. Mesela şu an montaj yapıyorum. Yoksa zaten başka türlü her şeye yetişmemin çok bir mümkünatı yok. Yani hem video düzeniyle hem okul düzeniyle hem okul sonrası yaptığımız projelerle vesaire. Ama yani elimden geldiğince her şeye yetiştiğimi düşünüyorum.
biraz yorucu oluyor. Mesela şu an tabii ki işte ders arasında bir şey yapabilecekken çalışıyorum aslında. Ama bir yandan sevdiğiniz işi yapmanın güzel tarafı da bu. Çünkü yorulsanız da okey buna değiyor diyorsunuz. Ya başlamam biraz kendimi motive etmeye çalışıyorum. Çünkü demin bir arkadaşımla karşılaştım okuldan ve dedi ki hani hadi gel kahve içelim eğer dersin yoksa. Ben dedim ki montaj yapmam gerek. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunu göze alarak başladım bir şeylere. Yoksa zaten hem okula hem işe yetişmenin başka türlü mümkünatı yok. Bu hüzünlü noktada videoyu kapatıp şu an montaja devam ediyorum. Ama biri geldi. Çok net. Kendimi tanıtayım mı? Şu an net bile değiliz. Beni böyle tanıyorlar. Ben vloglarda bu şekilde varım. Ya sanki başka bir yerini göstermiyorum. Bu arada okulumuzun duvarlarında sanat yapıyorlar. Kerem şu an öğle arama geldi. Çok öğlen sayılmıyor şu an, saat artık 2 ama 2.30, 3 kaç oldu bilmiyorum ama geldi. Beraber belki bir kahve vesaire içeceğiz. Şey gününü hatırlıyorum bu arada. Şu an beraber burada oturuyoruz ya. Daha buraya başvurmadan önce bile ama çok istiyordum bu okula başlamayı. Gelip böyle işte admissions'tan bilgi almıştık falan ve demiştim ki ya işte belki bir sene sonra ben de bu öğrencilerden biri olabilirim. Ve şu an artık okulumun bahçesinde oturuyorum. Vay 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 vay. Ben de sen yokken buradan gelip broşür alıp olup durduğumu biliyorum. Kerem'e, o zaman Türkiye'deydim, ben gelemiyordum. Kerem'e broşür aldırtıp bana yollatmıştım bir kez. Bir de telefonla aldığım bilgileri teyit etmek için sürekli okula gönderiyordu beni. İnanmıyordu, telefonda alınan bilgilere itibar etmiyordu. Bir dakika, FIT'de kısacası moda okumuyorum. Moda, ya şöyle moda okumuyorum. Aslında yönetim okuyorum. Design okumuyorsun. Design okumuyorum, evet, onu demeye çalıştım. Teşekkür ederim. Fashion Business Management okuyorum. Yani moda yönetimi. Aslında hani çok da modayla alakalı bir dersim yok biliyor musun? Yani daha çok işte pazarlamayla alakalı derslerim var. Daha ama işletme, iktisat derslerim var. Hani kumaş vesaire gibi. Bu evet, bu dönem zorunlu bir kumaş, yani tekstil dersim var. Bütün business derslerim daha moda endüstrisi üzerinden ilerliyor. Ama aslında hani business okuyorum kısacası. Türkiye'deki işletmenin modaya uyarlanmış hali. Uyarlanmış gibi. Ya tam bu arada işletme de değil. İşletme, moda odaklı bir işletme. Yönetim, pazarlama. Ya birçok işletme ya. Okay. İşletme kötü bir şey değil. Tamam, moda odaklı bir işletme bölümü. Tamam. Okey, yani o, tamam, herhalde öyledir. Neyse. Sen niye sana aldığım hiç FIT sweatshirt'ünü giymiyorsun? Millet bak her yerinde FIT yazıyor. Var mı hiç giyen? Pijamayla gezen gördüm, FIT yazıyor böyle boydan boya bacağında. Bir de kampüsün içinde yurt var ya. Evet, evet, evet. Onlar iyice pijamayla geziyor gerçekten de. Şurası yurt. Şurası okul yani. Ya gerçekten evet, o açıdan çok şanslı insanlar. Bayağı düşünsenize 9-10 geçe olan derse 9'da kalkıp gelen var mesela. Ben bir arkadaşımızın kahvecisine gidiyoruz. Kaçtaydı Kerem burası? 30. Hayır. 30'a. 30'a 6. Avenue'de. Bir arkadaşımız kahveci açtı ve Türk kahvesi yapıyorlar. Hem de tuzunda Türk kahvesi yapıyorlar. Birazdan gösteririm. Aklınızda bulunsun. Midtown'da eğer buralardaysanız.
Ve artık günün sonuna geldik. Şu an son İngilizce dersinden de çıktım. Yavaştan eve gidiyorum. Şuramdan bir parça uykusuz geliyor. Çok yoruldum. Bilmiyorum, bugün gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Herhalde ya erken kalktığım için ya da az uyuduğum için. Ama umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bye bye.